geldin üniversite tekrardan. Hoş bulduk. Alışabildin mi normal hayatı? Kamera ışığına alışık değilim ya. Ay ışığına alışıyım 6 aydır. Nasıl geçti senin için süreç? Vallahi yorucu geçti işte ya. Geldik. Cuma günü geldim. Cuma'dan beri 2 gündür İstanbul'a alışmaya çalışıyorum. Zaten bıraktığım gibi değil yani. Bayağı bir değişiklikler olmuş. Ondan sonra cuma artık öğreneceğiz yavaş yavaş. Nerede maske takılır, nerede takılmaz. Üzücü bir süreç yaşamış herkes. İnşallah bir önce bu durumdan kurtuluruz hep beraber. Tarihin en uzun survivor oldu. Sen de çok uzun evet. bir süre kaldın. Hayatında neler değişti? İlk geldiğinde neye alışamadın? En önemlisi maskeydi. Ona alışamamışsın. O çok belli. Dur bir dakika. Maskeyi takalım mı? Bu arada maskem cebimde. Şimdi herkes demesin. Şimdi oldu. Derler çünkü. Maskesiz geziyor derler. Evet, maskem şimdi. Burada arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Röportaj bittikten sonra yoluma devam ederken maskemi takacağım. Onun altını çizeyim burada. Neye alışamadın? Alışamadığım bir durum yok işte. Alışmaya çalışıyorum yavaş yavaş ya. Ailemi özlemişim. İstanbul'u özlemişim. Memleketimi özlemişim. Yemekleri özlemişim. Yavaş yavaş hepsini gidermeye çalışıyoruz. Kokonatla bitmez herhalde. Kokonatla olmaz abi. İlk geldiğinde özlediğin yemek hangisiydi? Özellikle şu yemeği yapın demek istiyorum. Türk mutfağı özledim. Dolmalar, lahana sarmalar. Anneme söyledim hemen gelir gelmez. Hazırlamışlar sağ olsunlar. Hafta sonu beraberdik. Güzel bir yemek yedim. Biraz şey yaptım yani. Kaç kilo gittiniz? Kaç kilo geldiniz? Biz orada bir şey yaptık böyle. Bir birleşme zamanı Acun abi böyle bir kiloları falan ölçtü. O zaman 11 kilo verdiğim çıktı ortaya. Şimdi tabii çıkınca biraz aldım da orada bayağı verdik ama. Survivor yorucu parkurlarıyla meşhur olan bir oyun ama aynı zamanda biraz magazinsel de olaylar oluyor. Selcan, Nisa Aşkı işte bazı şeyler takip edebiliyor muydun? Sen oradayken de yaşandı mı böyle olaylar? Ben orada bir ses kayıtları varmış. Bir şey diyeceğim. Her şeyi de biliyorsunuz he valla. Biz de izliyoruz. Ya şöyle. Çok favorimden birisi. Şöyle tabii ki bütün olayları biliyorum. Her şeyi çok yakından biliyorum. Hatta sizin bilmediğiniz birçok şeyi de biliyorum ama onları söyleme şansım yok tabii size. Survivor yarışmasını izleyin. Özellikle bu akşam ve yarın akşam. Yani bitene kadar izleyin. Orada bütün konuların hepsi zaten açıkça söylenecek, açıklanacak. Kendi favorim var mı peki? Ben birinci olamadım ama. Valla benim orada en yakın olduğum bizim zaten ünlüler takımı. Kendi takım arkadaşlarım benim favorimdi ama orada tabii hepimiz elendiğimiz için bir tek Sercan'la Elif kaldı. Favorilerim Sercan'la Elif. Karşı takımdan da Cemalcan'ı severim. Hak eden kazansın ya. Acun Ilıcalı'yla da galiba sürpriz bir projede yer alacaksın diye duydum. Yok onu sen şu anda yazıyorsun bence. Değil mi? Yok öyle bir şey yok. Hiç konuşuldu konuşuyor. Mu? Acun abiyle konuşuyor sürekli. Aha. Her şey olabilir. Bakacağız yani başka işler de var. Daha o konulara hiç gelmedik çünkü yeni geldim. Yeni alışıyorum memlekete. Şöyle bir tatile falan da çıkacağım evet. Hafta sonuna itibaren. Şöyle bir kafamı toparlayayım. Temmuz sonu gibi falan bakacağız. Zaten netleşmeye başlar. O sırada Survivor'un finali de olur. Hepsi bir bitsin ondan sonra bakacağız yeni sezonda. Tekrar hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize bak. Maskeyi takıyorum.